Bakalım ne soracaklar. Alo. Hocam. Buyurun, buyurun efendim. Buyurunuz. İki sorum var hocam. Buyurun, buyurun. Eşim engelli, gözü görmüyor. Evet. Annem de yatalak olmuş. Bana diyorlar ki annene bakmaya zorlanıyorsun. Annene bakan kimse yok mu bacı? Anneme kardeşim var, bir kardeşim, erkek kardeşim var. Onu eşi biraz sıkıntı yapıyor. Onu kim sıkıntı yapıyor? Eşi. Ha, yani annene bakma diyor. Evet. Ama benim de eşimi gözü görmüyor. Eşim de engelli olduğu için çocuğum bile yok yani. Bacı, bir defa eşiniz engelli, anneniz sinir hastası. Annen sinir hastası mı, görme özürlü mü? Benim eşim gözü görmüyor, benim eşim. Yok yok, annenin hastalığı ne peki? Annem yatalak. Ha, o da yatalak yani, sinir hastası değil, evet. Yatalak yani. Evet. Şimdi bacı, gücün yeterse tabii gücün yettiği kadar ikisine de ulaş. Ama ben biliyorum, evet. Birinin gücü iki kişiye ulaşmaz. Evet. Eşiniz eğer evleriniz yakınsa, eşiniz görme engelliyse, ekmeğini yemeğini verdikten sonra imkanın varsa, vaktin varsa, yakınsan babana da uğra, annene de uğra, ona yardımcı olmaya çalış, tekrar evine gel, annene bakacağım diye engelli olan eşinizden boşanmanız dinen doğru değil. Yani annene bakman tabii ki iyi olur da, ama sana bu dersi verenler, engelli kocanı bırak, boşan annene bak diyen, o aklı veren, önce o aklı kendine kullansın, değil mi? Önce annenize bakması için kendi aranızdan maddi olarak para biriktirirsiniz. Muhtemel annenizin de maaşı vardır büyük ihtimalle. Hayır, maaşım benki de yok, annemki de yok hocam. Yani ben evden uzak, yani annem Antep'te, ben Denizli'de oturuyorum. Bacı, güzel de devlet maaşı veriyor. Müracaat ediniz, annenize belli miktarda devlet maaş veriyor. O maaşı da içine bir yazı siz katarsınız, annenize bakacak olan bir bakıcı tutarsınız. Bu işi bilen birine sorunuz, muhtara sorun, en yakın olan kişiye sorun, biraz devlet işlerini bilen birine sorun, size yardımcı olsunlar. Engelli olan eşinize de devlet maaş verir, annenize de verir, size de bakıcılık yaptığınız için size de verir. Bunları ihmal etmeyin, sorun birine, size yardımcı olsunlar, yönlendirsinler. Gaziantep'teyseniz valiliğe uğrayın. Ya neredesin? Gaziantep'te değilim, köydeyim. Bir köyde oturuyorum. Bir köyde oturuyorsanız köyün ilçesi vardır. İlçeye git, kaymakamlığa uğra, selam aleyküm de, oradakiler, devletin görevlileri size iyi bakarlar. Yani çok iyi insanlar var, size yardımcı olurlar. En azından imkanını yani sordur, ona göre ihmalkar davranma. Yani seni de kocanı boşamaya zorlamasınlar. Sana bu aklı verenler önce annene yardım etsinler, sonra o aklı versinler. Evet hocam, yalnız bir de annem çok beddua yapıyor. Çok aşırı beddualar yapıyor. Sen boş ver, bedduasını boş ver. Beddua, Allah her bedduayı kabul etmez. Evet. Sen iyiliğini yapmaya çalış. Peki. Evet. Hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Efendim, programı